Koral'de böyle bir kartvizit tasarımı nasıl yapılır? Bol resimli bir kartvizit tasarımı nasıl yapılır? Nelere dikkat etmek lazım? Hep birlikte inceleyelim. Evet, öncelikle kartvizitimiz için gerekli olan resimleri toparladık. Dönerci müşterimizin kartvizitini tasarlayacağız. Şimdi bizden istedikleri örneğin tavuk döner olsun diyor. Artı işte karışık sandviç satıyor, tost, işte tavuklu pilav, bir de çiğ köfte satan bir müşteri olsun. Bunları, yani bu kadar kalabalık bir resim kartvizite yerleştirmek mesele. Küçücük bir kartvizite bakalım bunları nasıl sığdıracağız. Evet, öncelikle logomuzu nasıl koyacağımıza bakalım. Müşterimizin kartvizitin adı bir döner olsun. Hemen yukarıdan logomuzu yerleştirelim. Beyaz yapalım. Şimdi öncelikle tavuk dönerden başlayalım. Tavuk döneri kartvizitin sol tarafına gelsin diyorum ben. Bunu nasıl yaparız? Şöyle yapalım. Bir tane daha 8'e 5'lik bu çerçeveden kopyaladım. Şunu yukarı alalım. Tavuk döneri bunun içine gömeceğiz. Onu nasıl yapıyorsunuz? İsterseniz objektten Power Clip Insight diyebilirsiniz. Place Insight diyebilirsiniz. İsterseniz sağ tuş diyerek buradan Power Clip Insight diyebilirsiniz. Tıkladıktan sonra içine gömüyorsunuz. İçine girebilmek için kontrole basılı tutarak bir kere tıklıyorsunuz. İçine girmiş oluyor. Buradan yönlendirebiliyorsunuz. Evet, şöyle solda dursun diyelim. Evet. Böyle bir şey. Çıkmak için de kontrole basıp tekrar dışarıda bir yere tıklıyorsunuz. Bunu şey yaparken iç rengini görünmez yapıyorsunuz. Görünmez yapıp zaten şu çerçeveyi görüyorsunuz. Bu şekilde oturtuyorsunuz. Bu hizalamaları ben atlıyorum. Hani bunlara diğer derslerimizde bakabilirsiniz. Şimdi şunu bir kenara alalım. Şu döneri bir kenara alalım. Evet. Logomuzun sloganını yerleştirelim. Beyaz yapalım. Evet, şöyle. Şöyle bir şey olsun. Şimdi kartvizitte dikkat etmeniz gereken dışarılara fazla taşırmadan çalışmak. Yani bir tık içeride olsun. Yani ortalama böyle bir şey. Şimdi gelelim. Şunu kartvizitin arkasına yapalım diyorum. Çift yön olsun. Tavuk döner, karışık sandviç. İşte şu resimleri nasıl hazırlarız? Buraya nasıl yerleştiririz? Şöyle bir şey yapalım. Bir daire çizelim. Şöyle. Beyaz yapalım. Çerçevesini beyaz yapıp iki yapalım. Yapacağımız şey önce şu çerçevelerden bir hizalama oluşturalım. Şu şekilde. Daha küçülsün. Şunu büyütelim. Evet. Şu şekilde. Evet. Resimleri bunların içine yerleştireceğiz. Önce tavuk döneri koymaya gerek var mı? Kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 4 tane var. Tavuk döneri koymaya gerek yok. Şu kenarda dursun. Karışık sandviçimizi alalım. Aynı şekilde içine gömme şeklinde yapacağız. Sağ tuş. Insight. Evet, şu çerçeveleri biraz inceltelim. 1 olsun. Evet. Kontrole basarak tıklıyorum, içine giriyorum. Biraz büyütüyorum.
Evet, şu şekilde. Evet, tostumuzu alalım. Şöyle küçültebiliriz. Evet. Görünecek şekilde zaten mesele o. Çerçeveli şu dairelerin çerçevelerini 0,5 yapalım. Bir tık daha küçülsün. Evet. Hatta yani 0,25 de olur. Ya da 5 kalsın. Neyse. Bir de tavuklu pilav yapıyor müşterimiz. Sağ tuş. Power Clip Insight. İçine gömüyoruz. Evet, böyle küçülttük. Görünüyor. Belli oluyor. Bu şekilde. Bir de çiğ köftemiz var. Onu bir tık daha büyük yapabiliriz. Şöyle. Şunu yukarı alalım. Evet. Şunu biraz sola. Aynı mantık. Şunu ikisini seçerek sağ tuş Power Clip Insight diyerek içine gömelim. Evet, şurada ufak tefek ayarlar. Evet, bu şekilde güzel görünüyor. Logomuz buraya kaymış. Onu buraya alıyoruz. Evet, şimdi telefon ve adres kısmına gelelim. Şunu biraz yukarı alabiliriz. Telefonumuzu önce bir adresimizi alalım. Beyaz. Şunları Shift Page Up diyerek üste aldım. Adres burada. Telefonda şu şekilde duracak. Şu 232 alan kodunu da şöyle yapalım. Zaten müşteriler İzmir'de olacağı için koymaya bile gerek yok ama standartta kalsın. Şöyle. Evet, yerleştirmeler böyle. Ortalama. Tabii bu burayı siz kendiniz kendinize göre düzenleyin. Kaba taslak. Bu şekilde yaptım. Evet, istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Evet, gelelim tavuk. Şu telefon şu alanı seçerek ortalasak nasıl olur? Şu ikisini seçerek ortalıyoruz. Ya da sağda kalsın. Önemli değil. Evet. Şimdi kartvizitin arka yönüne bakalım. Bir tane kopyalıyorum kartvizitten. Sadece döner olsun, dürüm. Şunu bir Shift Page Up diyerek üste aldım. Kartviziti ortaladım. Bu hizalamaları diğer derslerde bakabilirsiniz. Hizalamalar, ben buralara atlıyorum. Buralara şey yapmayın. Kartvizitin arka yüzünde de işte müşterimizin söyledikleri not aldık. Bunları aralarına çizgi koyarak şöyle yatay bir şekilde. Şöyle olsun. Ya tabi bunlar fikir olsun diye bu şekilde. Siz kendiniz Shift H up dedik. Aşağıda. Evet. Şimdi burası böyle olsun. Tabii müşterinizin isteğine göre. Şu ikisini gruplayıp sayfaya ortalıyorum. Evet. Müşterinizin isteğine göre ben fikir olsun diye böyle bir kartvizit tasarlama ihtiyacı duydum. Bu kartviziti tamamladıktan sonra açıklamalar kısmına
bu dosyayı indirme linki koyacağım. Oradan da indirip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sadece şu yazıları konvertlerim. Çünkü yazı tipi kendiniz kullanacağınız için ister istemez bunlar indirdiğiniz zaman farklı olacak. Sizde olmadığı için yazı tipi. Şimdi döneri en son ortaladık. Gördüğünüz gibi güzel oldu. Evet, şu tavuk döneri de böyle koyabilirsiniz. Bu resimleri siz kendiniz kaliteli seçin. Özellikle PNG formatında resimler var. Güzel kaliteli resimler var. Onları kullanma şansınız var. İstediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Şimdi baskıya göndermeden önce kartvizitiniz hazırladınız. Bunu diğer videolarımızda konvertleme nasıl yapılır ayrıntılı anlattık. Baskıya göndermeden önce konvertleme nasıl yapılır? O videoyu bulup izleyin. Hatta şu yukarı bir uyarı işareti koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Evet, kartvizit bu kadar. Tabi ufak tefek düzenlemeleri yapıp kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.